Hocam bir de bu Doktor Bey, Doktor Doktor, Bey, doktor bey, evet Doktor Bey. doktor bey. Bunun da bir hikayesini öğrenelim. Muhakkak. Ben şimdi hayatım Vakıfbırada geçti. Vakıfbırada Hastanesi'nde 40 yılım geçti. 80'li yıllar bir gün akşam üzeri tam çıkacağımız zaman bir yaşlı bir adamın işte hastaneden girişinde gider girmez evladım sen ne burada çalışıyorsun dedi. Evet dedim. Bir otur dedi. Bir halimi anladım da ölürsem de ölüm dedi. Gelmiş günlerce, aylarca o şeyde yatmış, çapa tıpa şurasında. O zaman da şöyle, parası olanlar bakıyorlardı, parası olmayanlar vakıf kurabaya gönderiyorlardı. Vakıf kuraba, Müslümanlara, yani garibanların yuvasıydı, garibanlara tedavi ederdi. Parası olmayanlar hep bize gelirdi, kurabaya gelirdi. Tedavisi ne olur? Yol parasına dahil hepsini verirler, memleketine O gönderirler. kurabiye kelimesi oradan mı geliyor? Kurap garip anlamında. Garip anlamında. Garip anlamında. Yol parasını da verir memleketine göndererek. Vakfiye öyle. Yani gelen hasta garipler gelip bakacaklar diye. Ben de onun şeyini dinledikten sonra götürdüm. Doktorla görüştürdüm. Onun yatışını yaptım. Ve servise götürdüm. Serviste yatırdım. Ama o anlattıkları içimde bir ayrı dünyalar oluşturdu. Evet. Geldim, oturdum masaya. Aldım elime kalemi. Şunu bir dilim kaleme Döküyor. dökeyim dedim. Ve işte o acizane şunları Buyur yazdım. abi. Doktor Bey, gençliğimde hayallerim düşüdü. Ben gelen de bizim iller kışıdı. Oradan kalkıp buraya gelmem işidi. Ayaklarım battı kara Doktor Bey. Çok uzacık yoldan geldim, yol uzun. Bir haftadır uyku tutmaz bu gözüm. Evde beni beklemekte beş kuzum. Gelmedi mi daha sıra Doktor Bey? Bugün git, yarın gel, bıktım canımdan. Hastanede tüpler doldu canım kanımdan. 40 film çektirdim her bir yanımdan. Bulunmadı daha yara Doktor Bey. Yayla oldu otel hastane arası. İyi olmadı bu bağrımın yarası. Kalmadı cebimde çorba parası. Kimden bulan burada para Doktor Bey? Bir öküzüm vardı onu da sattım. Çocukların ekmek parasına kattım. Daha önce 3 ay hastanede yattım. Ağrılarım çıktı zara Doktor Bey. Bulunmadı bu derdimin çaresi. Bizim köy nere, bura neresi? Ne gün gelir elektro sırası, dayanamaz kalbim dara Doktor Bey. Kafam zonk zonk eder, kalbimse tak tak. Ne yaman hallere düşmüşüm, bah bah. Tansiyonum çıktı, yer tepe taklak. Benim de derdime çare Doktor Bey. Kimi anlatayım müşkül halimi, bu yolda harcadığım bütün malımı. Gelmeyen gün çarşamba mı, salı mı? Telefonla beni ara Doktor Bey. Kömürcoğlu bir tek beni dinledin. Ben söyledim, sen karşımda inledin. Kader böyleymiş, baştan bilmedim. Feryatlarım çıktı, nara Doktor Bey. Abi Teşekkür süper. Çok duygulandım. Yani teşekkür ederim. çok teşekkürler. Her Teşekkür. şiirinin bir anlamı Her var. şeyin bir anlamı Bir var. hikayesi Bir var. hikayesi var. Hikayesi şiir olmaz. Süper. Bir O şeyden zaman etkilenmen lazım. Bir şey bakışı, yürüyüşü, yürüyüşü. Her şeyinde bir his vardır. O hissi yakalamak lazım. abi yengeme yazmış mısın? Belki de yaz. O zaman ileride yengeme yazdığın şiir okuyacağız. İnşallah. Tamam mı? Tamam inşallah. Peki. Ben de yazarım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.